bir terasını yastık ayayı bulduk. Dün gece tam burada uyudum. Çantam da burada. Toparlandım. Yanımda da arkadaşlar vardı. Bayağı gruba dahil oldum. Şöyle yayıldık. Alanı da göstereyim. Çok güzel bir kamping. Kabak sahili epey yakın. Famous Camping diye geçiyor. Adını da bırakırım. Şimdi artık toparlanıp yavaştan yola çıkalım. Kabak sahilinden günaydın. Bugün yine bir farklılık yapacağım. Kabak sahil, şelale ve Alınca rotasını izleyeceğim. Daha önce vadi yürüyüşü yapmıştım zaten. Grubu da bu yönde teşvik ettim. Şelaleyi de göreceğiz. Kahvaltı yapmadık. Orada bir kahvaltı molası vereceğiz. Buna rağmen epey geç çıktık. İşte biraz gruba ayak uydurayım dedim ama bu sefer de böyle dezavantajları oluyor. Onu beklerken, bunu beklerken biraz geç çıkmış oluyoruz. Burası mı acaba? Çıkışa bakıyorum bir tarafta. Saat neredeyse 11'e geliyor. Ben bugün 7 burunlara kadar, G köyüne kadar devam etmeyi planlıyorum. İnşallah yetişebilirim. Grup alınca da bırakacak, geri dönecekler kabağa. Belki ben de 7 burunları sevmezsem bir transferle buraya gelebilirim. Burayı çok sevdim çünkü. Akşam yine grupla bir vedalaşma da olur. Bakalım, biraz spontane gelişecek bugün. Ve yürüyüş başlıyor. Sahilden geldiğinizde, sahilin en sonundan şöyle bir toprak yolu ayrılıyor. Oradan giriyoruz. İşaretler ve baba da var. Az ileride Likya yolu tabelası da görüyorum. Buradan sonunda başladık. Kabak Vadisi'ne tırmanmaya başladık. Yorucu ama manzara enfes. Bugün hava da şansımıza gayet iyi. Bulutlu ve serin. Tırmanış biraz zorluyor ama yavaş yavaş çıkıyoruz. Ekipten geriye kalanlar. Bugün fazla kişi yürümüyoruz. 6-7 kişiyiz galiba. Bu arada bugün yine çantasızım. En azından Alınca'ya kadar. Sanırım grup Alınca'da bırakacak. O zamana kadar çantamı ben de araca bıraktım. En azından bu çıkışı biraz fazla yorulmadan yapayım istedim. Alınca'dan sonra çantamı alıp 7 burunlara devam. Kabak şelaleye geldik sonunda. Şimdi burada bir kahvaltı molası. Biz sahilden şu rotadan geldik. Burada Wikiloc'ta da işaretli şelale ayrımı var. Alınca'ya devam etmek için buradan devam ediyoruz. Şelale için aşağıya doğru iniyoruz. Yaklaşık bir 300-400 metre kadar aşağıda. Biz bir gördük, geldik. Şimdi Alınca'ya doğru çıkmaya devam edeceğiz. Biz sahilden geldik, şu patikadan geldik. Geçen geldiğimde 2 sene önce vadiden yürümüştüm köyden. Buradan gelmiştim. Burada zaten ikisi de kesişiyor. Şu meşhur tabelamız da var, elle yazılan. Kabak Köyü, bizim geldiğimiz plaj rotası. Ve Alınca'yı da buradan artık yukarı doğru tırmanmaya devam ediyoruz. Manzarayı yine kaçıramazdık tabii ki. Yol boyunca şu Kabak Köyü bize eşlik etti. Çok güzel bir rota. Kesinlikle vadi yürüyüşü. Yorucu ama buna biliyor. Çok güzel bir patika değil mi? Yine kaldım tek başıma. Grup eğlenceli, güzel geçiyor onlarla. Ama tabii her yerde fotoğraf çekilme sırası, işte biraz dinlenme vesaire derken çok oyalanıyoruz. Benim de çok oyalanmamam lazım çünkü onlar Alınca'da bırakacaklar zaten. Ben 7 burunlara devam etmek istiyorum. Yürümediğim rotayı yürümek istiyorum. Köye kadar gitmesem bile en azından
Yassı Kayayı, Cennet Koyun'un manzarasını, o kısımları görerek yürümek istiyorum. Köyden sonra birkaç kilometre de olsa ilerlemek istiyorum. Oradan geri dönerim diye planlıyorum. Çantam ekipte zaten. Ekibin arabasını da alınca da alıp oradan devam edecektim İdeburunlara. Ama 2 sene önce dizimde olan rahatsızlık yine nüksetti. İnişlerde çok zorlanıyorum. O yüzden çantayı alma taraftarı değilim. Çantamı yine onlarla bırakırım. Ben de İdeburunlar köyüne, G köyüne kadar gitmem. Biraz yürüyüp geri dönüp oradan ekibin yanına kabağa dönebilirim. Şimdi de yolda böyle bir plan şekillendi. Bakalım spontane ilerliyoruz. Alınca çıkışı bitmiyor. Gerçekten yorucu bir çıkış. Ama şu an vadiden o kadar güzel bir rüzgar esiyor ki. Kokular, sesler mükemmel. Şeye de geldim galiba. Bakayım orası mı? Geçen gelişimde burada bir mola vermiştim. Bir şeyler yemiştim. Bulursam görüntüsünü koyarım. Sanırım oraya tekrar geldik. Bakalım. Grup arkada kaldı. Ben de çok beklemek istemedim açıkçası. Sürekli duruyorlar. Biraz önden gidiyorum. Burada biraz dururum işte. Beklerim onları. Çay su demiş ama yok. Ben oturduğum zaman burada bir tente de vardı. Bir sundurma vardı. O da gitmiş. Ve sanırım çıkış bitti. Çok güzel bir düzlüğe çıktık. Şöyle. Buradan geldim. Köye 1 kilometreden az kaldı zaten. Şimdi köyde biraz dinleneceğim. Grup da aşağıda gelsin onlar da. Bakalım ne yapacağımıza karar verelim ondan sonra. Yanlış bilgi. Yanlış hatırlamışım. O düzlükten sonra çok kısa gerçi bir çıkış daha oldu. Sanırım şimdi artık köye geliyorum. Evleri görmeye başladım. 7 kilometre Kabak sahilden alınca ama epey zorlu bir 7 kilometre. Biz bir de şelaleye in çık yaptık. Bir 500 metrede oradan eklendi sanırım. Genel olarak güzel bir rotaydı. Ve toprak yol görünür. Hadi bakalım. Toprak yola çıktım. Hemen çıkışta böyle küçük bir yer yapmış bir abla. Burada gözleme, börek, çay, kahve böyle şeyler satıyor. Gel otur dinlen dedi. Ben de bir soğuk ayran istedim. Grup gelene kadar şimdi burada biraz dinleneceğim. Biraz sohbet. Sonra bakacağız. Şimdi Alınca'dan asfalt yoldan iniyoruz. Burada bir yol ayrım var. Buna dikkat etmek lazım. Ben geçen sefer burayı kaçırmıştım işte. Asfalttan devam edip Boğaziçi üzerinden gitmiştim. Buradaki dönüşü kaçırmayınca şurada tabela varmış zaten aslında görünüyor. Herkes de şu ev üzerinden tarif ediyor. Yeşil çatılı ev. Onu mutlaka görürsünüz. Onun yanından giriyoruz. Bu arada durum güncellemesi yapmış olayım. Dizim ağrımaya başladı. Biraz zorluyor beni. O yüzden açıkçası büyük çantayla bu yolu yürümek istemedim. Gruptan da şimdi ben buraya bu yolu da biraz övünce işte Yassı Kaya'nın manzarasını, Yediburunlar, Cennet Koyu manzarasını övünce onlar da merak ettiler. Biz de gelelim dediler. Şimdi gruptan birkaç kişi çıktık. En azından Yassı Kaya'ya kadar gidelim. Fotoğrafımızı çekelim, manzaramızı izleyelim. Ondan sonra geri dönelim. Yine araçla dünkü kamp yerine gidelim diye karar verdik. Bana da sırt çantanı boşuna taşıma. Bu dizle kendini eziyet etme dediler. Benim de aklıma yattı. Benim zaten amacım G köyüne gitmek değil. Buradaki manzarayı görmek, buradaki patikayı yürümekti zaten. Amacımı %100 olmasa bile büyük oranda gerçekleştirmiş olacağım. Dizimi de çok zorlamamış olacağım. Çünkü şu an bayağı aksıyorum yani. İnişler çok zorluyor beni. Burası da zaten iniş. özellikle şeyde köyde de sorduk. Alınca'dan o nokta ne kadardır diye. İşte 40 dakika, 50 dakika civarında.
sanırım. Grupta sana katılırız, sana eşlik ederiz deyince bir bu kadar daha yürüyelim dedik. Şimdi oraya gidiyoruz. Sağımızda bu güzel manzara. Şu an iniyoruz. Patika biraz tehlikeli olabilir. Dikkatli gidin demişlerdi. Bakalım göreceğiz. Yavaş yavaş devam ediyoruz şu anda. Çok güzel bir etapmış. Biraz çarşak bir iniş ama dikkatli inince sıkıntı yok şimdilik en azından. Şu manzara için değiyor. G'ye doğru ilerliyoruz. Şöyle patikalardan iniyoruz. Daha doğrusu iniş yaptık. Sonra burada böyle yeni açılmış gibi, toprak yol gibi biraz bozuk bir yola çıktık. Ama genişçe bir yol en azından. Rahatladık. Çok tehlikeli demeyeyim ama biraz zorlayıcı. Yani iniş ve taşlar da tabii kayıyor. Dikkatli olunması gereken inişlerden bir tanesi bence. Şimdi biraz daha rahat devam ediyoruz bakalım. Sonunda seyir terasını, yassı kayayı bulduk. Of, manzarası da mükemmel. Zorlu patikaya kesinlikle değdi. Yassı kayada fotoğraf çekildikten sonra yassı kaya şurada kaldı. Oradan oranın hemen çıkışında böyle bir kamp alanı var. Türk Domstu galiba. Glamping alanı. Aslında Alınca'dan buraya kadar yürünüp sonra günün yorgunluğu burada da atılabilir. Çok da keyifli olur bence. Çok güzel bir yer burası. Manzarası zaten efsane. Cennet Koyu Yedi Burunlar manzarası benim en beğendiğim yerlerden bir tanesi oldu. Şu vadinin güzelliğine bakar mısınız? Aşırı yüksek. Vallahi çok keyifli bir tur oldu. Üşenmedik, Alınca'dan yürüyelim dedik. En azından Yassı Kaya'yı, Cennet Koyu'nun olduğu o manzarayı görelim, oraları bir gezelim, yürüyelim istedik. Kolay değildi. Biraz iniş olduğu için, çarşak zemin olduğu için biraz zorlayıcıydı. Ama değdi, kesinlikle değdi. Bayağı vakit geçirdik. Şimdi tekrar aynı yoldan dönmeyeceğiz. Grubun transfer aracı bizi burada araç yolu var, oradan alacak ve dün kaldığımız Kabak'taki Famous Camping'e gideceğiz. Bu gece de oradayız. Herhalde yine güzel bir gece geçiririz. Yarın herkes dağılıyor çünkü. Durumlar böyle. Keyifler yerinde. Kim kaldı? Rosa. Rosa'yı çağır. Kampta Menemen keyfi.